Baba. Küçük bir şey ama ben de sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Hadi söyle oğlum. Ya hani küçükken senin kırmızı bir araban vardı. Çok seviyordun biliyorsun değil mi o arabayı? Hatırlıyor evet, musun? Hatırlamaz mıyım? Sonra gün garaja geldim ve onun aynası kırıktı. Çok kızmıştın. Evet. O gün söyleyememiştim sana ama o aynayı ben kırdım baba. Biliyorum oğlum. Seni kırdım. Benim kırdığımı biliyor musun? Bilmez miyim? Tabii ki. Benim kırdığımı biliyorsun ve bunca yıl bana hiçbir şey söylemedin mi? Ama benim de sana bir şey itiraf etmem lazım. Nedir? Hani sen lisedeyken senin Nihal diye bir kız arkadaşın vardı, hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım baba? Soğuk nevale Nihal. Sen üniversiteyi yeni bitirmiştin sanıyorum. Ben tatile çıkmıştım. Nihal'le karşılaştık biz tatilde. E'si hiç öyle soğuk davranmadı bana. Sıcacıktı. Nihal. Ya sen şimdi bana benim lisede aşık olduğum, bir yıl peşinden koşup elini bile tutamadığın kızla yattığını mı söylemeye çalışıyorsun baba? Yani kırık aynayla ödeşmişiz işte yani. Sonuç bu. Çüş baba. Çüş baba. Aynayla ödeştirdiğin şeye bak baba. Baba, baba senin çocuğun yaşında o kız be. Baba, baba ne biçim insansın sen baba ya? Kızcığım benim. Baba. Bak. Biz geçmişte ne yaşamış olursak olalım, sen benim babamsın. Ve yani kabul etmek gerekir ki sen ne istediğini bilen çok güçlü bir adamdın. Kendi istediğin gibi yaşadın hayatını hep. Ben zaman zaman buna kızdım ama itiraf etmem gerekir ki sana gıpta etmedim de değil yani. O yüzden eğer bu huylarından bir parça bana geçmişse babacığım, inan ben gurur duyarım bununla. Hem şu son döneminde Cemil'imize babalık yapma çabalarında benim çok hoşuma gidiyor biliyor musun? Evet bana olmamış olabilir ama olsun. Sen iyi bir adamsın baba biliyor musun? Sen çok iyi bir adamsın baba. Ve ben seni çok seviyorum. Evet. Bunu sana çok fazla söyleme şansım olmadı ama çok iyi bir adamsın baba sen. Çok seviyorum seni ve İnan bana senin için her şeyi yaparım. İstediğin her şeyi yaparım. Baba. İyi misin babacığım? Ne oldu baba? Bir şey mi istiyorsun? Şurada bir yer tırnak makası olacaktı. Aa evet. Ya madem her şeyi yaparsın benim için. Şu ayak tırnaklarımı da kesiversene oğlum bir. Allah aşkına. Ayak bir şeyler de gelip gidiyor buraya. Üstüm başım falan değiştiriyorlar. Ayıp olacak. Benim de bir itibarım var herhalde değil mi oğlum? Doğru baba. Hadi yavrum hadi şu ayak tırnaklarımı kesiver madem her şeyi yaparsın benim için. Ah canım benim hadi. Yaşım gözyaşım kurumadan. Bu tırnaklar kesmez ki bu tırnak makası babacığım. Ben bir nalbur çağırayım o halletsin senin tırnaklarını. Şerefim. Amidam.